Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda Seat'ın yeni 7 kişilik SUV modeli olan Tarako var. Tarako 7 kişilik yapısı neticesinde geniş ailelerin ilgi odağına girebilecek bir versiyon. Çok fazla da rakibi yok. Hepsine değineceğim. Yani rakiplerinin kimler olduğuna, fiyatlarına, kullanım özelliklerine, sürüş özelliklerine alınıp alınmayacağı gibi konulara bu videoda değineceğim. Merak ettiğiniz her şeyi öğrenebileceksiniz. Öncesinde Tarakon'un ismiyle ilgili belli kafa karışıklıkları var. Yorumlardan gördüğüm kadarıyla çok fazla şakaya maruz kalabilecek bir ismi var. Talihsiz olduğunu düşünen insanlar da var. O yüzden bir açıklama yapmak istiyorum bununla ilgili. Biliyorsunuz Seat genelde otomobil modellerinin isimlerini İspanya'daki şehirlerden alıyor. Bu aracın ismi de aslına bakarsanız şu anda güncel Taragona diye isimlendirilen şehrin eskiden kullanılan ismi. Yani Katalanca'da muhtemelen Tarako deniyordu. Hatta daha uzun bir kullanımı var. Şu anda da Taragona deniyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bizim yerli otomobilimize ülkemizdeki şehirlerimizin isimleri verildiği gibi işte İzmir deneceğine Simirna denmesi gibi düşünebilirsiniz bunu da. Öyle bir isimlendirmesi var. Bazen bu tip otomobiller pazarına göre farklı isimler alabiliyorlar ama ama bu araç ülkemizde zaten çok fazla hacim yapacak bir araç olmadığı için ben isimlendirmesinde herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. O yüzden bu aracı bu şekilde kabul ediyoruz ve Tarako'yu incelemeye başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi Tarako'yu anlatmaya da tasarımından başlıyoruz. Bu arada ismiyle ilgili son bir şey daha söylemek istiyorum. Kimileri mesela Passat'a da Passat diyorlar. Buna da Tarako diyenler oluyor. Yani ben Tarako diyorum. Passat'a da Passat diyorum. Kendi telaffuzumu sizlerle paylaşmış olayım. Siz nasıl isterseniz söyleyebilirsiniz. Şimdi tasarımına bakacak olursak Tarako'nun. Tabii ki Seat'ın o alışık olduğumuz ailenin tasarım dili burada da kendini net bir şekilde belli ediyor. Özellikle farlara baktığımız zaman yeni Leon'da gördüğümüz biz bu gündüz ledlerinin tasarımı bu araçta da karşımıza çıkıyor. Yine de araca genel olarak önden baktığımız zaman işte Leona da benzediğini görüyoruz. Ateca'ya benzediğini de görüyoruz ama onlara kıyasla çok daha büyük, çok daha ihtişamlı durduğunu söylemem lazım. Özellikle başka bir arabayı kullanırken dikiz aynasından baktığınızda bu aracın önünün bayağı dikkat çekici göründüğünü söylemem lazım. Bunda tabi bazı detayların da etkisi var. Şimdi bu araç FR donanım paketine sahip. O yüzden burada e, gri renkli mat bir tane panjur kullanılıyor. Eğer Excellence donanımında alırsanız bu şekilde bir panjur gelmiyor. Bu kesinlikle aracın gövde rengiyle yani Dolphin gri diye geçen Yunus grisi bu gövde rengiyle birlikte bence çok hoş, çok dinamik bir görüntü katmış araca. Tabi FR donanım paketinde sadece bunun rengi değil tamponun tasarımı da daha farklı. Biraz daha sportif öğeler bu araçta kendini gösteriyor. Farların Leon'dakiyle aynı yapıda olduğunu söylemiştim ama şunu belirtmek istiyorum. Bu araç aslına bakarsanız Leon'dan sonra ülkemize gelmiş olsa da aslında ondan çok daha önce çıkan bir versiyon. Çünkü ben bu aracı zaten 2018 yılının sonunda Paris Otomobil Fuarı'nda ilk defa görmüş ve kısaca fuarda incelemiştim. 7 koltuklu bir yapısı var ama yani buradan ben baktığımda çok ihtişamlı büyük gözüküyor. Bizim pazarımızda bence iş yapar meraklısı çok olur. Ve bu araç aslında Seat'ın yeni marka yüzünü ilk defa bize orada göstermişti. Yani hem önüyle de hem arkasıyla da. Arkaya geçtiğimiz zaman detaylara değineceğim. Son Son olarak ön tarafı toparlamak istiyorum. Bu araçta evet led teknolojili farlar kullanılıyor. Gece gayet güzel bir aydınlatma sunuyorlar. Matrix özelliği yok ama uzun far asistanı olduğu için bu araçta gece önünüzü gayet rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. profiline geldiğimiz zaman yine FR donanımını özel bu 19 inçlik elmas kesim jantları görüyoruz. Gayet güzel yine arabanın gövdesiyle sportifliğiyle kendini belli eden albenili bir jant burada kullanılıyor. FR detayları evet burada kapının altındaki çıtada buradaki mat siyah kullanılan tavan raylarında ayna kaplamalarında falan kendini gayet güzel gösteriyor. Ama asıl önemli olan bu araca profilden baktığımız zaman çok geniş aks mesafesine sahip olması ve bayağı ihtişamlı durması dikkat çekici bunu söylemem lazım. Bilmeyenler için o detaylara burada değineyim. Şimdi bu araç Volkswagen'in MQB platformunda üretiliyor ve Volkswagen'in Tiguan All Space ve Skoda'nın Kodiak modelleriyle birebir aynı yapıda üretiliyor. Hatta bu araç için şunu söyleyebilirim. Volkswagen'in Wolfsburg'daki fabrikasında direkt üretilip yollara çıkan bir versiyon bu. Yani Kodiak gibi diğer ülkelerdeki fabrikalarda değil. Direkt Volkswagen fabrikasından çıkıyor. Tabii ki tasarımı İspanyollara ait. Barcelona yakınlarındaki Martorell Design Atölyesi'nde tasarlanıyor. Ama üretimi paylaştığı birçok parça Volkswagen Tiguan Space ile aynı. Gelelim Tarakon'un arka kısmına. Ön tarafta da söylediğin gibi şimdi buranın tasarım dili işte evet şu anda ülkemizde gördüğümüz Leon'la çok benzer bir yapıda. Çünkü stop lambalarının formu da benziyor ve stop lambaları burada bagaj kapağını boylu boyunca geçiyor ve ortada birleşiyorlar. Gayet de güzel, ilgi çekici, ihtişamlı duruyorlar yine. Burada benim dikkatimi çeken tek bir detay buradaki stop lambasının buradaki ayrık yapısı. Yanılmıyorsam benim o fuarda gördüğüm araçta internette baktığım bazı versiyonlarda burada düz bir tane çıta Kullanılıyor. Fakat bu araçta neden böyle olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Ufak bir makyaj geçirmiş olabilir. Gözüme batan tek detay burada bu. Tara koyası çok güzel gözüküyor bu arada el yazısıyla yazılmış. Gayet şık, gayet hoş duruyor. Bu tarafta da FR yazısını görüyorsunuz. FR ibaresi burada yine bagajın sağ altında yer alıyor. Tamponun altına baktığımız zaman burada egzoz çıkışına benzeyen ama egzoz çıkışı olmayan mat yuvalar var burada. Aslında tasarımı güzel ama işlevsel değil. Yani buradan herhangi bir çıkış yok. Ama aracın arkasından baktığınız zaman artık o alıştığımız sahte egzoz çıkışları Tarakoda da kendine yer buluyor. Şimdi bagajı açmadan önce şöyle size anahtarı kısaca göstermek istiyorum. Volkswagen grubundan, Volkswagen seyahat modellerinden eskiden tanıdığımız sustalı anahtar bunda kullanılıyor. Bagajı isterseniz buradaki düğmeyle açabiliyorsunuz. İsterseniz de anahtar cebinizdeyken şöyle tamponun altından ayağınızı geçirdiğiniz zaman bagajı açabiliyorsunuz. Sinyallerinde o yanıp söndüğünü görmüş olduğunuz bagaj açılırken kayar şekilde. Şimdi gelelim. Tarakon'un alameti farikasına. Şimdi bu araç 7 koltuklu oturma düzeni sunuyor demiştim ama isterseniz bu aracı 5 koltuklu düzende de alabiliyorsunuz. Ama ne yazık ki şu an ülkemizde sadece 7 koltuklu olarak satılıyor. Eğer talep olursa önümüzdeki süreçte 5 koltuklunun geleceğinin bilgisini de seyahat yetkililerinden aldım. Şimdi buraya bir bakacak olursak şu anda araç 7 koltuklu olmasına rağmen 5 koltuklu düzende ve bize bu şekilde bir bagaj alanı sunuyor. Şöyle göstermek istiyorum size. Burada bazı handikaplar var. Şimdi 7 koltuklu olduğu için bu koltuklar zeminin altına gömüldüğü için burada bir yükselti var, bir kamburluk söz konusu ve normalde öne kayabilen bu kızaklı ikinci sıra koltukları en öne aldığınız zaman bu araç bu şekilde 700 litrelik bir hacim sunuyor. Eğer 5 koltuklu düzende yani 5 koltuklu bir Tarako alırsanız onda bu kambur kısım olmadığı için 760 litrelik bir hacim sunuyor size bagajında. Tabi bu araç ondan daha fazla şeyler sunuyor. Şimdi bunu bu şekilde bakın. Çok kolay bir şekilde bagaj perdesini çıkartıyorsunuz ve buraya da çok rahat bir şekilde bunu yerleştirebiliyorsunuz. Çok rahat buraya sığıyor. Gayet güzel gördünüz. Altında da yedek lastik var. Yine kenarlarında eşyalarınızı koyabileceğiniz ufak tefek alanlar var. Şurada yan taraflarda da görüyorsunuz bunu bu şekilde kapattığımız zaman perdemizi saklamış olduk ve 7 koltuklu düzene artık geçmeye hazırız. Bu şekilde bunları çektiğiniz zaman kolay bir şekilde koltukları kaldırdınız ve şu anda bakın buraya iki kişinin oturabileceği bir alan var. Oraya geçip göstereceğim. Ama burası ne kadarlık bir hacim sunuyor derseniz artık burada sadece 230 litrelik bir yükleme hacmi sunuluyor. Bagajı kapatmak istediğinizde de isterseniz buradan isterseniz yine ayağınızı bu şekilde tamponun altından geçirerek bagajınızı kapatabiliyorsunuz. Ve artık arka koltuklara geçmeye hazırız. İlk önce en arkadaki koltuklara geçiyorum 3. sıraya. Bu tip 3. sıraya sahip koltuklu araçlarda özellikle de böyle kompakt boyutlu bir araçsa arkaya iniş biniş o kadar kolay olmuyor. Yani hatırlarsınız Amerika'dayken Suburban, Yukon falan onların arkalarına biniyordum. Çok daha rahat oluyordu. Bu şekilde bunu kaldırmak zorundasınız. Aksi takdirde burada oturmak pek kolay değil. Şimdi bu koltukları şu anda en arka konuma getirdim ve sabitledim. Bakın şurayı görmeniz lazım şu anda burada oturmama imkan yok. Yani benim önümdeki keyif çatarken ben burada asla oturamıyorum. Ama bunu biraz tabii öne kaydırma şansımız var oturacak şekilde. Böyle yaparsak şu anda burada oturabilirim ve şehir içinde kısa bir seyahat yapabiliriz bununla. Burada benim söyleyeceğim şu örnek var. Yani bu araçta bir halı saha maçına gidebilirsiniz. Arkaya ufakları oturtursunuz. Ön tarafa da diğer 5 kişi oturdunuz mu? Bir takım ancak işte toparlanıp maça gidebilirsiniz. İşin esprisi bir yana yani bu arka koltukta zorda kalırsanız tabii ki yetişkinlerde oturabilir ama buranın asıl yapılma amacı çocukların kısa seyahatlerde veya uzun seyahatlerde de olsa çok rahat etmeden oturabileceği ekstra alan sunan yerler. Şimdi burada konfor elemanları var mı bakalım. Burada herhangi bir şey yok. Yani kaymaz gibi gözüküyor ama kayar bir parça var burada. Buraya bakacak olursak da burada bardaklık ve onun yanında eşya koyabileceğiniz bir yer var burada. Sol tarafta oturanlara biraz kıyak geçilmiş galiba. Ben artık ön tarafa geçiyorum ve ön taraftaki detaylara, oranın ileri geri kaydığında nasıl bir yaşam alanı sunduğuna değiniyorum. Dediğim gibi buradan inmek binmek o kadar kolay değil. Şimdi bu koltukları böyle yatıralım. Normal düzene getirelim ve oh buraya oturalım. Hava da gitgide ısınıyor bu arada Bodrum'da. Bugün 19-20 derecelere çıktı. Bundan sonraki çekimlerde belki tişörte bile geçebiliriz. Gevezeliği bırakalım, laf kalabalığını bırakalım. Nasıl bir yaşam alanı sunulduğunu hep birlikte bakalım. Şimdi burada muazzam bir diz mesafesi sunuluyor eğer koltuklar en arka konumdaysa. Baş mesafesine de bakıyoruz. Cam tavandan dolayı burası biraz alçalmış olsa da yine 4 parmaklık bir alan var. Cam yüzey gayet geniş. Burada çok rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. Konfor elemanlarına bakıyoruz. Evet bir kol dayamamız var. İçinde iki tane bardaklık, bir tane de küçük enerji içeceği tarzında bir şey koyabileceğiniz bir yer var. Burada havalandırma menfezlerini görüyoruz. Altında iklimlendirmenizi yapabiliyorsunuz. Bu araçta üç bölgeli iklimlendirme var ve ekstra arka koltuk ısıtmaları var. USB-C çıkışını görüyoruz. Burada bir tane güç çıkışımız var. Şaft tüneli evet büyük ama çok büyük değil son dönemde daha büyükleriyle karşılaşıyoruz. Bu buralar çok geniş olduğu için yani orta koltuğa oturduğunuzda da ayaklarınızı onun yanına rahat bir şekilde koyabiliyorsunuz. Çok olumsuz bir etkisi yok onu söyleyebilirim. Şimdi burada bayağı konforlusunuz ama konforunuzu daha da arttırabiliyorsunuz. Çünkü bu koltuklar bu şekilde böyle geriye yatabiliyor ve hakikaten tarakodun arkasında keyifli seyahat edebilirsiniz. Yani makam otomobili tarzında kullanabileceğiniz bir arka koltuktaki yaşam alanını sunuyor size. Şimdi eğer 7 kişi oturacaksanız arkada birilerini rahat ettirmek istiyorsanız işte o zaman da bu koltukları kızaklı şekilde böyle öne kadar alabiliyorsunuz. En öne aldığımı düşünelim. En öne aldığımda dizlerim evet sürücü koltuğunun arkasına değiyor. Bu koltuk benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Boyum 1.78. Burada bu şekilde oturabiliyorum ama yani Uçları oynamayalım. Ne en önde ne en arkada olsun. Yani şöyle yaptığımız zaman bakın burada yine bir 4 parmaklık falan aldığım zaman gayet rahat, gayet, gayet konforluyum. Arka tarafında yine hiç fena olmadığını söylemem lazım. Burada bir adil paylaşım yapılırsa 7 kişi o kadar da sıkıntı çekmeden burada oturabilirler. Paspaslar dikkatimi çekti. Böyle ön tarafta tarako yazıyor. Lastik deseni şeklinde paspaslar var. Kauçuk gayet güzel. Koltuğun desenlerine bakalım. Evet burada ortası kumaş yanları Alcantara Burada da turuncu renkli dikişler kullanılmış. Aracın o FR versiyonu olduğu için sportifliğini vurguluyor. Ama asıl sportiflik tabii ki burada Ön koltuklarda kendini belli ediyor. Yekpare olan sırtlıkları bayağı yarış otomobili koltukları gibi görünüyor. Onlarla ilgili detaylara da ön tarafta birazdan değiniyorum. Bu arada unutmadan şunu söyleyeyim yani bu araç tabi bir aile otomobili olduğu için çocuk koltuğu konusu önemli. Buradan bakacak olursanız Isofix bağlantılarına kapaksız çok rahat kullanabileceğiniz bağlantılar var. Arkada bu iki koltukta var. Soranlar olmuş en arka koltukta Isofix bağlantısı yok ama sağ önde yolcu koltuğunda Buradan üçüncü noktası var. Ön tarafta da bağlantılarını görüyorsunuz. O şekilde bağlayabiliyorsunuz. Ama yine sorulan sorulardan bir tanesi arkaya iki çocuk koltuğu koyduğunuz zaman ortaya bir yetişkin ne yazık ki bu araçlarda oturamıyor. Yorumlarda motor kaputunu açmadığımdan şikayet edenler oluyor Aslında aracın motor sürüş özelliklerinden bahsederken motorunu gösteriyoruz ama evet haklısınız bu şekilde kaldırıp göstermiyorum. Bu videoda bu merakınızı gidermeye karar verdim çünkü çünkü gerçekten tarakonnun çok ağır bir kaputu var ve ne yazık ki amortisörlü değil? Bunu belirtmek istedim. Yorumlarda yazmışsınız ilk karşılaşma videomun altına. Kodiak'ta bu amortisörlü diye. Kodiak'ı kullanmadım. Tiguan Allspace'i de kullanmadım ama bu araçta görüyorum ve izlenimlerimi paylaşmak istedim. Evet, burada bir çubuk var. Gönül isterdi ki bu paralara sahip olduğunuz bu araçta amortisörlü bir kaput olsun. Çünkü hani nazından niyazından değil. Hakikaten çok ağır. Burada böyle biraz omuz çalışırsınız yani. Ağır olduğunu söylemem lazım. Gelelim Tarakon'un iç mekanına. Şimdi önce anahtarsız çalıştırmayla şöyle bir motorumuzu çalıştıralım ve araç hakkında konuşmaya başlayalım. Buraya baktığımız zaman biraz seyahat ezgileri ama çoğunlukla Volkswagen ezgilerini, çizgilerini burada çok net bir şekilde görebiliyoruz. Özellikle en son yaptığım Tiguan testinden birçok detayı hatırlıyor olabilirsiniz. Bunların en başında buradaki vites çerçevesi geliyor. Bu Tiguan'da kullanılanın aynısı. Burada aydınlatmalı hangi vites seçtiğinizi görebildiğiniz bir vites topuzu var. Onun haricinde elektrikli park freni olsun, auto hold tuşu, parkla ilgili tuşların hepsi yani bu konsol direkt Tiguan'dan alınmış vaziyette. Onun haricinde hani konsolun tasarımına baktığımızda da evet benzer şeyler görüyoruz ama tabii ki bunlar seyata göre biraz değiştirilmiş, uyarlanmış. Tamamen dijital bir gösterge tablosu var 10 inçlik. Burada yine tamamen dokunmatik bir tane multimedya ekranı var. Bakın hatta böyle elle de dokunmadan da kumanda edebiliyorsunuz. Demin çok güzel yaptım. Ha, şimdi tekrar eski haline geldi. Malzeme kalitesinden bahsedeyim. Üst taraflarda gayet güzel, yumuşak plastik kaliteli malzemeler var. Burada fırçalanmış alüminyum çok güzel gözüküyor. Aşağılara biraz indikçe evet, sert plastik malzemelerle karşılaşıyorsunuz ama genel olarak onların görünümü de fena değil. Genel yapısı itibariyle kokpit kaliteli görünüyor klima kumandalarına bakalım. Hatırlayanlar olacaktır işte o fuarda ilk aracı gördüğüm zaman burada eski tip klima kumandaları vardı. Herhalde artık bu 2,5-3 senenin sonunda ufak bir makyaja girdi araç ve burada yine Tiguan'dan tanıdığımız tamamen dijital klima sistemini görebiliyorsunuz ki bu araçta da koltuk ısıtma sistemi de sunuluyor. Zaten arkadakileri görmüştünüz. Direksiyon da gayet güzel tanıdık. Üç kollu bir yapısı var. Arkasından vites seçimlerini yapabiliyorsunuz. Bu araçta adaptif sabitleyici olduğu için onun düğmeleri burada. Bu tarafta da önünüzdeki ekranı yol bilgisayarını kumanda edebildiğiniz bir tuş takımı yer alıyor. Buradan göstergeyi değiştirebiliyorsunuz. Böyle az bir görüntüsü var. Böyle biraz daha dijital yani köşeli yapıda bir gösterge tablosu var ama beni biliyorsunuz ben herhalde yaşlanıyorum artık böyle klasik gösterge tabloları bana daha çok hitap ediyor. Ortasında gayet güzel, okunaklı bir tane yol bilgisayarı burada sunuluyor. Biraz multimedya ekranından bahsedeyim. Multimedya ekranını isterseniz böyle bu şekilde hani cep telefonu ekranı gibi kullanabiliyorsunuz. Farklı farklı özellikleri var. Ben genelde şu ekranda tutuyordum bu şekilde kullanıyordum. Ama isterseniz tabi buradan diğer menüleri alttan kaydırarak ki hatta klimayı da buradan kumanda edebiliyorsunuz. Arkayı mesela kilitleyebiliyorsunuz kullanılmasın diye. Air care yapabiliyorsunuz. Bunu etkinleştirdiğiniz zaman aracın içindeki havayı şu an gördüğünüz gibi mavi bir şekilde temizliyor. O onu yapa dursun full linkten bahsedeyim. Full link çok sorulmuş. Instagram'dan bununla ilgili çok soru gelmiş. İlk karşılaşma videosunun altına da yazmışsınız. Özellikle Ateka sahipleri. Bununla ilgili şikayetleriniz varmış. Bunun üzerine ben seyahat yetkilileriyle görüştüm ve onlardan aldığım yanıtı sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Ateka'larda normalde ekstra bedel karşılığında full link sistemi alınabiliyormuş. Ama onun haricinde alınmamış araçlarda da yetkili servislerde bu sistem aktif edilebiliyormuş. Fakat son dönemde bununla ilgili bir problem yaşandığını evet kendileri de söylediler. Bununla ilgili Seat'ın İspanya'da çalıştığını ve bununla ilgili bir gelişme olduğunda çözüme kavuştuğunda da siz Ateca sahiplerine bununla ilgili bilgi verileceği söylendi. Yani sizi umursamıyorlar, kale almıyorlar gibi bir şey düşünmeyin. Bunun üzerinde çalışılıyormuş, çözülecekmiş ve yetkili servislerde bu sistemi aktif hale getirebilecek misiniz? Bu araçta evet var, çalışıyor. Kablolu bir şekilde Apple CarPlay Android Auto kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Ayrıca telefonunuzu da burada kablosu olarak şarj edebiliyorsunuz. Onun haricinde iki tane de USB-C çıkışı ve bir tane de çakmak soketi var. Ekrana dönecek olursak ekran evet kolay kullanılıyor ama biraz alışma sürecine ihtiyacınız var. Yani Volkswagen'dekinden biraz daha farklı bir yapıda. Hazır burada e, yol bilgisayarı ekranı açılmışken kısaca size sürüşün başında bu detaylardan bahsedeyim. Bugün 40 km kullanmışım arabayı 12.8 litrelik bir tüketim değeri gösteriliyor. Onun haricinde uzun süreli yani 100 kilometrelik dün aracı aldıktan sonra kullandığım toplam sürede 10.4 litrelik yakıt tüketmişiz ve yakıt doldurduktan sonra da yani araç İzmir civarlarında son yakıtını alıp Bodrum'a gelirken de 10.7 litrelik bir tüketim değeriyle gelmiş. Tabi şunu da söyleyeyim araç performanslı kullanıldığında özellikle hani bu geniş gövdesi neticesinde ağır gövdesi neticesinde performanslı kullandığınız zaman e, bu değerler biraz yükseliyormuş. Yani araç bana geldiği zaman o 700 kilometrenin sonunda 12 litreye yakın bir tüketim değeriyle gelmişti. Evet fazla yani her ne kadar bu Volkswagen grubunun tanıdığımız 1.5 Eco TSI silindir kapama teknolojili motoru kullanılıyor olsa da sonuçta aracın gövdesi ağır ve böyle bir kütleyi tabi performanslı kullanmak istediğiniz zaman küçük hacimli motorlar her zaman söylediğim gibi tüketim konusunda biraz daha savurgan oluyorlar. İlk karşılaşma videosunda aracın zaten fiyatlarından bahsetmiştim. Yani Tarako normalde Excellence paketle bugünün şartlarında 490.000 FR paketli versiyonu da 515.000 TL'ye satın alınabiliyor diye ekstra donanımlar almazsanız. Şimdi aralarında 25.000 TL'lik bir fiyat farkı var ve o da temelinde donanımlarına baktığımız zaman bu koltuklardan ve pedallardan meydana geliyor. Yani bu araçta demin arka koltukta söylediğim gibi sportif yapıdaki bu bucket seat diye adlandırılan koltuklar kullanılıyor. Ve sürücü koltuğu hem elektrikli hem de hafızalı. Normal excellence paketli bir tarako alırsanız standart tipte koltuklar geliyor. Kafa başlıkları yekpare değil oynayabiliyor ve koltukların arkasında da fonksiyonelliği arttıran tepsiler kullanılıyor. Yine bunu da Tiguanlardan zaten biliyoruz. Bu araçta bunlar sunulmuyor. Şimdi Şimdi konfor ve kullanışlık anlamında neler veriyor? Tecrübelerimi paylaşayım. Yani koltuğun yapısı güzel güzel görünüyor. Yanal destekleri başarılıdır. Sizi iyi bir şekilde sarıyor. Ama ihtiyaç var mı diye soracak olursanız yani bence bu tarzda 7 koltuklu bir aile otomobilinde her ne kadar FR paketli olsa da hani ekstra çok güçlü bir motoru olmadığı, çok performansa yönelik bir otomobil olmadığını dikkate alırsanız bence bunlara çok ihtiyaç yok. Bunun için ekstra bedel ödemek çok mantıklı değil. Bu arada sadece bu koltuklardan değil. Evet bu araçta alüminyum pedal seti, ayak dayama gibi detaylarda Geliyor. Fiyat konusunda şunu söyleyebilirsiniz ya ne yaptın abi 25 bin lira fark mı olur diye onunla ilgili de kısaca kendi izlenimlerimi sizlerle paylaşayım. Şimdi 25.000 TL'nin zaten ÖTV KDV'sini çıktığınız zaman kalıyor size 12-12.500 TL'lik bir fiyat. Bunu da Euro'ya çevirdiğiniz zaman zaten bu da 1000-1300-1500 Euro'lara bir şeye denk geliyor. Yani o anlamda baktığınız zaman aslında olması gereken size böyle bir sportiflik böyle bir tasarım sunulurken bunun bu fiyatlarda olması normal ama üzerine bir o kadar daha vergi bindiği zaman fiyatının ikimizine çıkıyor olması da tabi bizim ülkemizin her zamanki gibi gerçeği bunu videolarda zaten sürekli sizlerle paylaşıyorum gelen yorumlardan bir tanesi de bu vites konsolunun ve buradaki far kumandalarının eski olmasıyla alakalıydı bunu dışarıda zaten söyledim yakalamış olabilirsiniz yani bu araç aslında Leon'dan Golf'ten önce üretilen bir otomobil. O yüzden yani o yeni MQB Evo diye adlandırılan platformda üretilmiyor bu araç. Anahtarının farklı olduğunu gördünüz. Vites konsolu aynı şekilde Tiguan'da gördüğümüz gibi bir vites konsolu ve bu da yine Volkswagen grubunun uzun süredir kullandığı bizim de görmeye alışık olduğumuz bu far kumandaları. Yani evet sizi çok iyi anlayabiliyorum. Yani şunun muhakemesini yapıyorsunuz. Ya bu araç Leon'dan sonra geldi. Niye bunun da eski teknoloji kullanılıyor? diye öyle düşünmeyin. Bu aracın teknolojisi, kullanılan motoru da o şu an güncel Golf'te, Leon'da, A3'te, Octavia'da kullanılan altyapıdan ve motordan farklı. Kafanızdaki bu soru işaretlerini eğer giderebildiysem yine araçla ilgili detaylara dönüyorum. Burada küçük eşya gözleri anlamında neler sunuluyor. Kapı cepleri çok büyük. Yani buraya bol bol su koyarsınız. 1,5 litrelik suyu bile rahat koyarsınız. Torpido gözü gayet güzel. Burada soğutma fonksiyonu olduğunu görebiliyorsunuz. Vitesin önünde evet söylemiştim kablosuz telefon şarj için alan var ama yine cüzdan falan da koyabilirsiniz. Burada hemen vitesin arkasında sürgülü kapaklı bir alan var. Burada iki tane bardaklığınız var. Yine Tiguan'dakinin aynısı. İleri geri kayabilen ve yüksekliği ayarlanabilen bir kol dayama var. Seviyorum. Çok fonksiyonel, çok kullanışlı. Buraya baktığımız zaman kapılarda Beats Audio'nun B'sini görüyoruz. Yani bu demek oluyor ki araçta iyi bir müzik sistemi sunuluyor. Bakalım şu anda radyoda ne çalıyor. Şöyle bir dinleyelim. radyo çalıyor olmasına rağmen gayet güzel çalıyor. Benim uzmanlığım değil. Yani bu tip şeyleri çok iyi değerlendiremiyorum ama çok iyi müzik sistemleri geldiği zaman onlar çok rahat ayırt ediliyor. Bu standarttan çok çok da farklı gelmedi açıkçası bana kullandığım süre boyunca ama temiz bir ses burada size veriyor. Tabi bunun ekstra bedel karşılığında alındığını unutmamak lazım. Ekstra ücretle alınabilen bir diğer şey ise bu çevresel görüş sistemi. Bu kamera 360 derece aracın etrafını görebiliyorsunuz. Bu şekilde farklı açılardan da görebiliyorsunuz. Böyle oynatabiliyorsunuz. Gayet güzel bu şekilde Aracınızı görebiliyorsunuz. Deniz kenarında çok da şık bir şekilde duruyoruz. Yine cam tavanı da ekstra bedel karşılığında alabiliyorsunuz. Yani bu tip detayları zaten fiyat teklifinde göreceksiniz videonun sonunda aracın fiyatlarına değinirken. Artık burayla ilgili bence anlatacak bu kadar şey yeter. Aracın yolda neler verdiğini, rakiplerinin kimler olduğunu, fiyatlarının nerede olduğunu merak ettiğiniz diğer konulara artık değinme zamanı. Artık yola çıkıyorum. Tarako ülkemizde tek bir motor, şanzıman ve iki donanım seçeneğiyle sunuluyor. Bu da biliyoruz gruptan tanıdığımız 1.5 TSI ACT diye adlandırılan motor. 150 beygirlik güç üretiyor, 250 Nm'likte tork değerlerine sahip. Bu araçta 7 ileri çift kavramalı DSG otomatik şanzımanla birlikte kullanılıyor. ACT dediğim artık hepiniz biliyorsunuz aktif silindir kapama teknolojisi bu. Yani belli parametreler yakalandığı zaman iki silindir devre dışı kalıyor ve bunun neticesinde de tüketim değerleri biraz daha aşağı çekilmeye çalışılıyor ama son dönemde işte karşımıza çıkan o Volkswagen grubunun yeni eTSI motorları tabii ki bundan daha yeni bir teknoloji, daha fazla tutumluluk potansiyeline sahip. Genel anlamda bu 150 beygirlik motor evet tarakoyu taşıyabiliyor. Onunla ilgili bir problem yok ama çok fazla bir ataklık bekliyorsanız yani bu motorun tabii ki diğer daha küçük kompakt boyutlu Volkswagen grup araçlarda kullanıldığını biliyorsunuz. Onlarda daha atak şeyler sunabiliyor ama bu aracın bu devasa gövdesiyle biraz daha cansız kalabiliyor. Bunu söyleyeyim. Yani fabrika verileri sıfırdan 100 km hıza 9,5 saniyede çıktığını söylüyor. Ben de size hazır burada düzlüğü bulmuşken şöyle bir hemen hatta spor moda da alayım ve göstereyim bakalım biz kaç saniyede çıkabileceğiz. O uh, patinaj bile çektik ki ben ESP'yi kapatmamıştım. Yüz. Orada bir lokma yüze gelirken de hafif köprünün rampasına geldik. Yani o da biraz etkilemiştir. Aslında fena değil. Yani bisikletlere dikkat. Yani fena şeyler sunmuyor motor, onu söyleyeyim. Yani bu gövdesine rağmen fena şeyler sunmuyor ama tabii ki gönül ister böyle bir aracı 2 litrelik dizel, 4 çeker, hani o torklu bir makineyle kullanmak tabii ki sürüş zevkini, sürüş keyfini biraz daha arttıracaktır ama ne yazık ki vergi sistemi neticesinde bu tip araçları ülkemizde ancak bu motorlarla görebiliyoruz. Bunlara da artık alıştık kabul etmemiz gerekiyor. Tarako'da yerden yüksek bir oturma pozisyonuna sahipsiniz. Ben en alt konumda olmama rağmen hani bayağı yüksekteyim. Yola bayağı hakim görüş açılarım var. Yani arka, ön, yan. Bayağı problemsiz. Çok rahat kullanıyorsunuz. Önünüzü de görüyorsunuz. Yani her sürücü bu aracı rahat bir şekilde kullanabilir bu boyutlarına rağmen. Sürüş özellikleri genel anlamda Tiguan'la çok benziyor söyleyeyim. Yani her ne kadar bu araç Tiguan Allspace'in birebir kuzeni olsa da, aynı genleri taşıdığı kuzeni olsa da Tiguan'la benzer yapısı var bu aracın. Benim kullanmış olduğum normal kompakt boyutlardaki Tiguan'dan bahsediyorum. Süspansiyonları tok bir yapıda ama özellikle bozuk zeminlerden geçerken o yol üstündeki çizgilerden geçerken bile onları hissedebiliyorsunuz. Ama onun haricinde bu araç araçta i̇şte ekstra dinamik şasi kontrolü diye geçen DCC de sunuluyor. Bunu konfigüre edebiliyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim. Bu aracın sürüş modları var. Bakın burada vitesin arkasındaki yuvarlığa çevirerek Eco, onun yanında Normal, onun yanında Spor, onun yanında da Individual yani kişiselleştirebilir modu seçebiliyorsunuz kişiselleştirilebilir moda geldiğiniz zaman bakın burada DCC'yi görüyorsunuz normal diyor onu isterseniz konfora alabiliyorsunuz biraz bir şeyler fark ediyor yani normal ile konfor arasında bile farklar var o yüzden konforlu bir sürüş istiyorsanız ve böyle dinamik şasili bir araç alırsanız o zaman buradan kişiselleştirilebilir moddan bunu seçebilirsiniz çünkü aslına bakarsanız burada eğer Eko'yu seçerseniz Eko'yu seçtiğinizde de aslında konforda oluyor ama bu sefer motor ve klima ekonomik moda geçiyor ve hani sürüş zevkinizi birazcık törpülüyor. O yüzden benim önerim burada individual yani kişiselleştirilebilir modu seçmek ve oradan da süspansiyonları konfora almak. Tabii ki yine sportif kullanım istiyorsanız sport modunu aldığınız zaman her şey spora geçiyor. Direksiyonda, motorda ACC dediği adaptif hız sabitleyici sistemi de spora geçiyor ve daha sportif sürüş için aracın işletim sistemi optimize edilmiş oluyor. Tabii yine unutulmaması gereken bir şey bu sistemin de ekstra bedel karşılığında alındığı. Çok ihtiyaç var mı? Bana sorarsanız yok. Zaten sportif sürüş beklentiniz pek olmayacaktır bu araçtan. Konfor arıyorsanız da zaten normal Tiguan'ın konforu size yetecektir. O anlamda Karakoy'da bence Tiguan'da olduğu gibi standart süspansiyonla tercih edebilirsiniz. Şimdi yalıtımdan bahsedeyim. Yalıtım normalde gayet iyi. Şu anda bu soğuk asfalt üstünden gittiğimiz için evet burada biraz yol sesini duymaya başladık ama demin normal şartlarda hiçbir problem yoktu. Yol gürültüsünü duymuyordunuz. Bu yolda hangi aracı kullanırsanız kullanın yol gürültüsünü mutlaka belli seviyelerde duyuyorsunuz. Onun haricinde rüzgar yalıtımı bence gayet başarılı. Özellikle normal süratlerde yani 120-130'lara kadar hiçbir sıkıntı yok. Fakat işte 140-150'lere çıktığınız zaman oralarda biraz rüzgar sesi gelmeye başlıyor. Ama o da bence kabul edilebilir düzeyde. Hazır şöyle virajlı yollardayken biraz da dinamiklerinden bahsedeyim. Yani Evet, MQB platformunda evet Volkswagen grubundan tanıdığımız şeyler sunuyor ama aracın gövdesinin biraz daha büyük olması özellikle de hani virajlarda ani ağırlık transferlerinde gövdenin biraz salınmasına neden oluyor. Ama o da güvensizlik teşkil etmiyor. Onu da belirteyim. Yani evet aracın biraz daha yanlara yattığını hissediyorsunuz. Ama yine araç sizin elinizde herhangi bir elektronik sistem devreye girmiyor ve rahat güvenli bir şekilde Tarako'yu kullanabiliyorsunuz. Ana yola çıkıyoruz. Şimdi ana yolda hani sesin ne oranda değiştiğini göreceksiniz. Sıcak asfalta geldiğimiz zaman çok daha rahat pürüzsüz bir şekilde sürüş yapacağız ve artık rakiplerden de bahsetme zamanı bence geldi. Tabii yine öyle yaparken biraz da performanslı kullanabiliriz. Yani şöyle biraz daha devirli kullanalım. Yokuş yukarı olmamıza rağmen bence yine gayet güzel bir şekilde hızlanıyoruz. Vites zaten seçimlerini iyi bir şekilde yapıyor hiç dokunmadım bile. 4'ten 5'e attık 145'e çıktık ve baya yani burası havaalanı yolunda torbadan çıkarken bilenler bilir burası baya dik bir rampa ona rağmen gayet güzel bir hızlanma yaşadık. Önce gruptaki rakiplerinden bahsedeyim. Videonun içinde de söylediğim gibi Tiguan Allspace ve Skoda Kodiak bu aracın birebir rakipleri. Dışarıya baktığımız zaman Peugeot 5008'i sayabiliriz. 7 koltuklu bir SUV olarak Nissan X-Trail var ama artık çok eskidiği için hani ülkemizde satılıp satılmadığını da bilmiyorum o versiyonun. O yüzden o biraz zayıf kalıyor. Yani bunlar çok daha teknolojik, çok daha fazla şey sunuyorlar ona kıyasla. Honda CR-V'yi söyleyebiliriz. 5 koltuklu sunuluyor ama boyutları itibariyle o da bunların rakipleri arasında yer alıyor. 7 koltuklu olması neticesinde Mercedes GLB'yi sayabiliriz. Tabi fiyat anlamında premium olması neticesinde biraz daha yükseklerde seyrediyor ama o da tercih edilebilir bu fiyatlara çıktığımız zaman. Nedir bu fiyatlar? Bu aracı defalarca söyledim 490-515'lik iki tane farklı fiyatla satılıyor. Excellence ve FR donanım paketine baktığımız zaman benim kullanmış olduğum bu araç üzerindeki ekstra donanımlarla birlikte yani saydığım birçok şeyi zaten şu anda listede fiyatları ile birlikte görebiliyorsunuz. Onları eklediğimiz zaman üzerine vergilerini eklediğimiz zaman bu aracın şu anda anahtar teslim fiyatı 582.775 TL olarak belirtiliyor. Seat'ın bana vermiş olduğu fiyat teklifinde. Tabi bu aracın fiyatı çok pahalı yani evet üzerindeki ekstra donanımlarla olsun güvenlik teknolojileriyle olsun ki onlardan bahsetmemiştim. Onlardan da şöyle kısaca size bahsedebilirim. Bakın buradan görüyorsunuz neler olduğunu. İşte adaptif hız sabitleyici, front assist, lane assist, side assist, yorgunluk algılama sistemi gibi bu detaylar da bu araçta sunuluyor. Ama yine de 600 bin TL'ler seviyesi tabii ki yüksek. Diğer rakiplerin fiyatlarına değinmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Cupra Formentor'u da çok merak ediyorsunuz. Onunla ilgili de çok fazla yorum gelmiş. Hatta bu araçla acaba ikizler mi, kardeşler mi gibi diye de çok fazla yazan olmuş. Şunu söyleyeyim, bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Henüz daha Cupra Formentor'u görmedim, kullanmadım ama bildiğim kadarıyla o araç bundan çok daha küçük boyutlu. 5 koltuklu bir yapıda. Biraz daha fazla lüks sunduğu söyleniyor ama bu platformda üretilmiyor bir kere. Yani Yine o MQB Evo platformunda üretiliyor ve boyutlarının da bundan daha küçük olduğunu düşünüyorum. O yüzden o kafa karışıklığını bir kere ortadan kaldıralım. Formentor bu aracın rakibi değil. Bu aracın rakipleri Volkswagen grubunda Tiguan Allspace ve Skoda Kodiaq. Onların fiyatlarından bahsedeyim. Volkswagen'in sitesinde fiyatlar güncelleniyor diye yazıyordu. O yüzden sitenin içinde bulabildiğim Comfortline ve Highline fiyatlarını sizlerle paylaşıyorum. Comfortline'ı 512.000 Highline'ı da 568.000 TL. L'den başlayan fiyatlarla alabiliyormuşsunuz. Kodiak'a baktığımız zaman Kodiak'ta fiyatlar biraz daha cazip çünkü orada web sitesinde kampanyalı fiyatlar da yazıyor. Tek tek değinmiyorum zaten ekranda bunları görebiliyorsunuz. Yani kıyasladığımız zaman tabi donanımlarını da iyice gözden geçirmek lazım. Hangisinde ne var hangisinde ne yok ama fiyat olarak biraz daha cazip olduğu ortada. Peugeot 5008'e baktığımız zaman bu rakiplerinden farklı olarak iki tane motor sunuyor. Yani tamam Skoda'da da 2 litrelik dizel var 5008'de de öyle ama benim söylediğim bu küçük hacimli Aynı fiyat seviyesinde olan modellerden bahsediyorum hem dizel hem benzinli sunuyor 5008 onun fiyatları da 495.000 TL ile 580 TL arasında değişiyor detaylarını zaten ekranda görüyorsunuz. Honda CR-V'de 1.5 turbo benzinli motorla satılıyor onun fiyatları da tabi daha uygun ve onda da 7 koltuk seçeneği sunulmuyor. Şimdi genel bir değerlendirme yapmak gerekirse ben Tarako'yu görünüm olarak da beğendim. Kullanım özellikleri olarak da bayağı beğendim. Tabii ki gönül ister başta da söylediğim gibi daha kuvvetli, daha torklu bir motoru olsun ki en azından böyle hani 7 kişi yüklü olduğunuz zaman da sizi daha rahat çekebilsin. Biraz da ekonomik olsun ama ülkemiz şartlarına baktığımız zaman bunu da kabul etmek lazım. Eğer 7 koltuklu bir araç arıyorsanız hani Tiguan All Space'te de bu ekstraları aldığınız zaman fiyatının bir hayli yukarı çıkacağını unutmamak lazım. Kodiak'ı henüz kullanmadım. Yani aradan bu kadar sene geçmesine rağmen Kodiak'ın direksiyonuna bir kere bile geçme fırsatım olmadı. O yüzden ikisini bu anlamda kıyas edemem ama bu araca kendimi yakın hissettim. Onu söyleyeyim. İkisi arasında Skoda'ya mı Seat'a mı giderim? Seat'a gidebilirim diye düşündüm. Burada tabi dikkat edilmesi gereken bir nokta hani hep söylüyorum ya biz araçları alırken satmayı düşünüyoruz. Rahat satalım. Aman prim yapsın. Aman zarar etmeyelim diye bir düşüncemiz olduğu için bu anlamda Evet Kodiak'ın eli biraz daha güçlü olabilir. Birkaç zamandır ülkemizde satılıyor olması, pazarının oluşmuş olması neticesinde daha tercih edilir gelebilir ama ben bu aracın da yine gayet başarılı bir versiyon olduğunu düşünüyorum. Peki son olarak da merak ettiğiniz bir soruya yanıt vereyim. Sen bu aracı alır mısın? C5'i değiştirmeyi düşünür müsün diye Instagram'dan bana sormuşsunuz. Bunu aslında beni yakınen takip edenler arka koltuklarda üstü kapalı verdiğim yanıttan anlamışlardır. Yani arkaya iki tane çocuk koltuğu koyduğunuz zaman ortaya bir yetiş oturamıyor olması benim için en büyük dezavantaj. Benim şu anda biri 2 biri 4 yaşında iki tane çocuğum olduğu için ve hem onların çocuk koltukları hem de ortaya bir yetişkin oturması gerektiği için bu araç o anlamda bana hitap etmiyor. O yüzden C5'i değiştirmeyi bu noktada düşünmüyorum. Şunu diyebilirsiniz ama abi arkada iki tane koltuk var. Evet öyle ama çocuk koltukları takılıyken arkaya birini oturtamıyorsunuz. Yani kullananlar biliyordur. Kullanmayanlar da şöyle bir düşünürse anlayacaklardır. Yani o X bağlantılarıyla sabitlenmiş koltukları çıkarmak, oraya inip binmek tahmin ettiğiniz kadar kolay olmuyor. Bendeki durum böyle ama sizlerin düşüncelerinde merak ediyorum. Yani geniş bir aileyseniz, böyle büyük 7 koltuklu bir araca ihtiyaç duyuyorsanız siz bu saymış olduğum rakipler arasından hangisini tercih edersiniz? Onları da aşağı yorum olarak yazarsanız sevinirim. Umarım her zamanki gibi bilgilendirici, keyifli bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı ve çan simgesinden bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.